olduğunu söylemek doğru olur sanırım. Şimdi Karnaval içindeki pek çok ana haber bülteninde yıllardır görmediğiniz ve yıllarca göremeyeceğiniz bir konumuz var. Bilmem farkında mısınız? Son yıllarda kitapların video klipleri ortaya çıkmaya başladı. Bu furyayı yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce Orhan Pamuk başlatmıştı. Son zamanlarda artık yayın evleri ünlü yazarlarının kitaplarını hem internette hem televizyonda hem de sinemalarda yayınlansın diye çeşitli video kliplerle tanıtıyorlar. Ve bu klipler kimi zaman sinema fragmanlarını, sinema filmi fragmanlarını aratmıyor. Siz ve gece okunacak kitap. Sinema yıllarca edebiyattan beslendi. Şimdi edebiyat en azından kitaplarını sunarken, satışa çıkarken sinemadan beslesin. Tıpkı bir filmin fragmanı gibi kitaplar içinde klip çekiliyor. Kitabı cazip bir hale getirmenin yollarından biri. Ahmet Ümit'in Sis ve Gece romanı için çekilen klip değme fragmanları aratmayacak türden. Bu varlık tıkandı. İnsan yarattığı dünyanın kurbanı. Bir romanı sakız gibi, çorap gibi, ayak gibi, ayakkabı gibi tanıtmaya kalkarsak orada bir sıkıntı olabilir. Her romanım için bir tanıtım filmi çekiyorum. Yazdığım eserin görselini minicik de olsa, tadımlık da olsa bu tanıtım filmlerini de görüyorum. Kimi zaman bir polisiye romanın özeti gözler önüne seriliyor. Romanda geçen sahneler görselleştiriliyor, seslendirme yapılıyor. Efektlerle aksiyon veriliyor. Müzikle de daha bir heyecan katılıyor. Okurun iştahını kabartıyor. Ya ne varmış acaba filan. Oradaki görüntüleri görüyorlar. Güzel, heyecanlı bir şekilde. Kimi zaman bir çocuk kitabının kahramanını görüyoruz. Kahramanlar okuyucunun hayal gücünden önce kliplerde yer buluyor. Marmelatı çok seven, tatlı mı tatlı, sakar mı sakar? Klipler hazırlanırken yayın evleri yazarlarla ortaklaşa çalışıyor. Bazen de görsel malzemeyi yazarın kendisi seçiyor. Bazen yazarı romanı ya da kitabı anlatıyor. Bazen oradan çeşitli sahnelerin canlandırmasıyla yapılıyor. Kliplerle satıştan çok tanıtım amaçlanıyor. Okuyucu kitabı okumadan önce internetten izliyor. Çağımızda artık sanatların hepsini ayrı ayrı bir yerlere yerleştirip bu edebiyattır burada kalacak, bu sinemadır burada kalacak demek mümkün değil. Kitaplar pek yakında sinemalarda, olmasa da raflarda yer alıyor, sonrası da okura kalıyor. Sevgili seyirciler, bu hafta sonu tüketim kültürünün bayramı var. Adına sevgi.